Merhaba canlar. Yeşim Hoca ile Fizik kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu videomda ÖSYM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek AYT sınavında çıkacak fizik soruları tahminlerimi paylaşacağım. Şimdi biliyorsunuz bizim çok fazla konumuz var ve bu konular içerisinde de oldukça alt başlıklar yer alıyor ve burada da çok fazla bilmemiz gereken kazanımlar, kavramlar mevcut. Birazdan sizlere Talim Terbiye Kurulu'nun bize verdiği bu konulardan sorumlu öğrencilerimiz ve buralardan soru çıkacak dediği o konuların çizelgesini paylaşacağım. Yalnız tabii ki bunların hepsini bilmek gerekirken bazı yerlere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü sınavda banko karşımıza gelecek soruların konuları burada. Onlar nelerdir? İşte o yüzden ben bu videoyu çekiyorum bugün sizlere. Ee, sen de bunları güzel bir şekilde dikkat ederek dinlemek istiyorsan e, önce şöyle bir rahatla lütfen çayını kahveni artık ne almak istiyorsan yanına içeceğini al ve lütfen bir tane de kalem ve kağıdını yanında hazır tut bir ben konuşurken bir tarafa hem kendin kendini eksik hissettiğin yerler varsa benim sana dikkat etmeni söylediğim yerler varsa onlara e, yan tarafta hemen küçük küçük kalemle not almanı istiyorum videoyu durdurup bu işlemi yapabilirsin tekrar geri dönme vakit çok önemli bizim için. Peki şimdi biliyoruz arkadaşlar Türkiye'de e, üniversite sınavına bu sene baktım başvurulara yine e, oldukça fazla 2 milyon 400 küsür kişi sınava girecek. Ve e, o Türkiye ortalamasına baktığımız zaman fizik netleri e, maalesef ki çok kötü e, geçen 2018'de 0. küsürlerken... 2019 geçen senekinde ise bir nokta küsür bir net ortalamamız bulunmakta. O zaman biz buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Matematiktir, diğer dersler bunların hepsinin zaten bir şekilde herkes çalışıyor ama fizik, kimya, biyoloji gibi bu derslere önem verip bu ortalamanın üstüne ne kadar çok çıkarırsanız size inanın çok fazla artısı olacak. Lütfen fiziği bir kenara atmayalım ki bu videodaysanız e, bu sorunu zaten çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, fiziğin ne kadar önemli olacağını sizin 7-8 net gibi bir net yaptığınızı düşünürseniz AYT'de ki ben biliyorum ki inşallah 14, 13, 12 gibi netler yaparsınız ama bu bile bizim için Türkiye ortalamasının üstüne çıkmak çok güzel sonuçlar getirecektir e, ve bir sürü kişiyi eleyerek arkamızda bıraktıracaktır diyorum. Bir de gençler e, kaleminizi, kağıdınız notunuzu aldıktan sonra bana video sonunda sormak istediğiniz yerler varsa, hocam siz şu noktayı söylediniz, şu konuyu söylediniz ama ben burada söylediğiniz bir kavramda çok takılıyorum ve hala anlamış değilim, kafamda tam oturmadı diyorsanız lütfen onları da videonun altındaki yorum kısmına yazın. Ben oradan yine okuyarak size yardımcı olmaya çalışacağım önümüzdeki günlerde de bahsettiğim bu konularla ilgili can alıcı yerler nereler küçük tiyolar ve sorular üstünde göstermeye çalışacağım size bugünkü 2020 fizik soru tahminlerini yaparken hem tabii ki kendi düşüncelerimi hem de 2018 ve 2019 yılında çıkmış soruları analiz ederek Arkadaşlar bu videoyu paylaşıyorum mutlaka bu analizlerin yapılması gerekiyor çünkü çok benzer noktalar var. Bunları da tabii ki göz ardı etmememiz gerekiyor. Çok büyük bir sürpriz yapmazlarsa bize. Şimdi yavaş yavaş o zaman başlayalım hazırsanız. Şimdi bakıyoruz. Bakın ilk 11. sınıfın ünitesiyle başlayalım. Biliyorsunuz 11. sınıf sadece 2 üniteden oluşuyor ama 2 deyip geçmiyoruz. Altında bir sürü konu, bir sürü nite gibi e, sıralayabileceğimiz çok fazla kavram var ve bunlara çok dikkat edelim. 11 birazcık zorlayacak. ve Şunu da düşünüyorum. 12. sınıfın ikinci dönem konuları arkadaşlar kalktığı için biraz 11'e yüklenebilirler diye düşünmekteyim. Tabii ki 12. sınıfın konuları da birazdan söyleyeceğim ama e, burası biraz ağırlıklı olacak gibi. Bakın ilk konumuz vektörler. Vektörlerde çok fazla öğrencilerimiz biliyorsunuz kimse zorlanmıyor. Yapabiliyoruz. Zaten bir temel gibidir bu. Vektörleri bileceğiz ki işte bağıl hareketti. Daha sonra işte ilerleyen konularımızda atışlarda ve birçok konuda bu vektörleri biliyorsunuz denge konusunda sürekli kullanıyoruz. Buraya geçiyorum. Bunu zaten size sevme kullanabileceğiniz bir sorunun içerisine sokacak. Şimdi bağıl hareket. Bakın. Bağıl hareket bizim için önemli değil mi? Geçen sene 2019 AYT sınavında bizim karşımıza geldi. Gayet basit kolay bir soruydu. E şimdi bu sene de yine bağlı hareket içerisinde biliyorsunuz neler var? Nehir problemleri ya da işte bileşik hareket dediğimiz hareket var. Bunlarla ilgili bize soru gelebilir. Nelere dikkat etmen gerekiyor? Mesela nehir problemlerinde. Hatırla karşı kıyıya çıkma süresi vardı yüzücünün. Nelere bağlıydı? Akıntınızına bağlı değildi işte nehrin genişliğine bağlıydı, yüzücünün hızının dik bileşenine bağlıydı gibi bu tür yorumları arkadaşlar artık soru çöze çöze öğrenmiş olmamız gerekiyor. Ve çok karıştırılan bir kavram yere göre hızla suya göre hızı çok karıştırıyorsunuz lütfen bunlara dikkat edin sorularda size yere göre mi suya göre mi hız dediğini e, güzelce dikkat ederek altını çizerek sorunuzu çözmenizi tavsiye ediyorum bağlı hareketten soru gelme ihtimali var dedik ve geçiyorum Newton'un hareket yasaları bakın bu Newton'un hareket yasaları biliyorsunuz TYT'de de çıkabilir ortak bir konu e, ÖSYM her zaman bunu sorgulamayı sevmiştir özellikle de sürtünme kuvvetini çok seviyordu sürtünme kuvvetiyle ilgili size yorum soruları gelme ihtimali var. Ama dediğim gibi böyle e, arada boşluk kalan hani ilk 12. sınıfın konuları gitti ya ikinci dönemi. Oraya bize belki Newton'un hareket kanunlarıyla ilgili bir şey koyabilir. Zaten dinamik dediğimiz güzel e, gerçekten e, fiziğin temelini oluşturan bir ünitedir burası. Dinamikten bir soru size e, gelecektir. Çok fazla da soru çözdünüz İnşallah Bunda da sıkıntı yaşamazsınız diyorum. Yine takıldığınız yerler varsa mutlaka yorum videonun altındaki yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Şimdi bir boyutta sabit ivme ile hareket ve hava direncinden bahsediyoruz. Hava direncinin olmadığı yerler ve hava direncinin olduğu kısım. Bana sorarsanız atışlar dediğimiz bu kısımda arkadaşlar hava direncinin olmadığı ve olduğu yer diye ayırmıştık hatırlıyorsanız. Hava direnci varken atılan cisimler mesela vardı değil mi? Burada limit hızdan bahsetmiştik. Limit hız kavramı bence önemli. Ama yalnız şuna dikkat edin lütfen. Test kitaplarında çok fazla işlem yapıyorsunuz bu limit hızla ilgili. Yaptırıyorlar ama bakın ne demiş bize? Limit hız kavramı günlük hayattaki örnekler bakın ve şurası can alıcı nokta limit hızın matematiksel modeli verilir matematiksel hesaplara girilmez. Yani sizin orada yaptığınız o işlemlerle ilgili soru size gelmeyecek. Nasıl gelecek İşte burada e, limit hız karşılaştırması isteyebilir yorum olarak sonra kuvvet net kuvvet ivme ve hız gibi değerlerden bahsedebilir. Öncüllü olarak size yorum yaptırabilir. Devam ediyorum. Bakın iki boyutta harekete geldik. İki boyutta harekette ne var? Yine burası arkadaşlar atışlar dediğimiz kısım devam ediyor değil mi? Geçen sene bir soru geldi. Yatay atış hareketi çok basitti. Kısaca böyle hemen dört işlemle yapabileceğiniz bir soru tipiydi. Bu sene de yine atış hareketinden bir soru geleceğini tahmin ediyorum. Bir yere notunuzu alın. Nedir önemli olan? Yatay atış hareketi gel. Bakın ilk atış önemlidir. Lütfen ilk atıştaki o özel durumlara bakın. Hani o 45 derece olduğundaki menzilin maksimum olması gibi. Bu özel durumlarla ilgili belki güzel böyle grafik verip size soru sorabilir. Yorum yaptırabilir. E, buraya dikkat edin diyorum. Atışlarda bizim soru olarak cebimize girsin. İnşallah gelir ve yaparız. Enerji ve hareket konusuna baktığımız zaman aslında çok önemli bir ünitedir burası. Ama ÖSYM bazen tercihini enerjiyi sorarak kullanıyor. Bazen de enerjiyi kullanmıyor arkadaşlar. Değişiklik yapabiliyor o anki ruh hallerine göre. Ama enerji konusunu lütfen yabana atmayın. Güzel ve e, önemli bir konudur. E, burayla ilgili ben de ÖSYM çok tercih etmediği için çok konuşmayacağım. Sorarsa da artık yaparız inşallah. Çok fazla soru çözdük. Benim dikkat etmenizi istediğim, bize net olarak gelecek yer burası. Hemen bir yere notumuzu alalım. İtme ve çizgisel momentum. Çok önemli ve mutlaka soru geleceğini düşünüyorum. Nasıl bir soru gelir? Bakın, itme ve çizgisel momentumu Geçen sene 2019'da üçüncü soru olarak karşımıza geldi. Yine baktığımız zaman ikinci şeyde 2018'de de üçüncü soru olarak karşımıza geldi. Şimdi bunlar hocam soru sayı, numarasını nereden söylüyorsunuz derseniz tabii ki öğrencilerin kitapçıkları değişik fakat bu bizim ÖSYM'nin bize kendi sitesinde verdiği temel soru kitapçıkları sınavdan sonra yayınladığı kitapçıklardaki numaralardan yola çıkarak bakıyoruz ve e, çok da tesadüf değil. Bakın 2018'de üçüncü soruyu itme İtme ve momentumdan sorarken yine 2019'da da 3. sorumuz itmeden geldi. 2018'de bir yorum sorusu sordu. 2019'da ise küçük bir matematiksel işlemle bize itmeyi buldurdu. O zaman 2020 yazıyoruz bir yere. Bu sene yine belki de yine 3. soru olarak ÖSYM'nin yayınladığında tabii ki 3. soru olarak karşımıza itme ve momentum arasındaki ilişki gelecek ve inşallah gelir diyoruz. Burada bizim çok önemli bilmemiz gereken kavramı bakın burada da söylemiş. İtme, itme ve momentum arasındaki değişimi ilişkiyi kurar. Momentum değişim arasındaki ilişkiyi kurar diyor. Biz biliyoruz ki itme momentum değişimine eşittir. Ve bu bilgiyle bir sürü soru çözüyoruz. Lütfen buna dikkat edin ve denemelerinizde bu tür soruları güzelce analiz ederek öğrenmeye çalışın. Bununla ilgili size güzel yorum soruları çözeceğim. O soruları da mutlaka çözün arkadaşlar ve beni dinleyin. Nerelerden gelebilir? Güzel sorular var aklımda. Paylaşacağım sizlerle önümüzdeki günlerde. Devam ediyorum. Tork. Bakın tork tek başına bir e, Soru olarak da gelebilir ki geldi. 2018'de bize direkt torku buldurdu arkadaşlar. Çok basit değil mi? Bilmemiz gereken zaten belli bir şey var ve torku herkes artık bulabiliyor. Yönünde sıkıntı yaşamıyorsanız çok sıkılacak bir konu değil, zorlanılacak bir konu değil. Ama ben şunu söylüyorum size. Tork, denge ve kütle merkezi arkadaşlar bu bir bütün olarak bize soru olarak gelecek. ÖSYM öyle bir şey yapıyor ki ya çok basit bir şekilde torku sordu 2018'de ya da e, geçen seneki sınavımızda öncüller içerisinde koyarak size değişik orijinal bir soru hazırladı. Ama mutlaka bu tork kelimesi arkadaşlar bu sınavda karşınıza gelecek yaz bir yere bununla ilgili sıkıntılarım varsa lütfen halletmeye çalış yine buradaki kavramlara da bakabilirsiniz. Kütle merkezi tork ve dengeye dikkat diyorum. Bakın hemen kütle merkezinden sonra ne geliyor? Basit makineler. Adı üstünde basit mi? Değil mi? Seviyorsunuz. Basit makinelerde bir sıkıntı yok. Gelirse arkadaşlar basit makinelere çok fazla e, olasılık vermiyorum ama bazen böyle birden dediğim sürpriz sorular içerisinde olabiliyor. ÖSYM e sorabiliyor. Basit makine içerisinde de önemli olan bizim palangalarımız biliyorsunuz sabit ve hareketli makaralardan oluşuyordu. Buralar önemlidir. Çok e, diğerleri zaten vidaydı. Eee İşte çıkırıktı. Daha sonra e, bu palangalar dışında işte nelerimiz vardı? Kasnaklarımız vardı, dişlilerimiz vardı değil mi? Bunlarla ilgili vida adımıyla ilgili belki hani gelirse de çok basit, e, çok fazla formülü olmayan yerlerdir. Ama buraya geçtim. Pas geçiyorum. Evet işte 11. sınıfın ikinci ünitesi ve bizim için çok önemli olan yere geldik. Elektrik ve manyetizma önemli noktalardan bir tanesi daha. Kocaman bir ünite ve bence bu yıl fazlasıyla özellikle manyetizmadan güzel soruların geleceği yerdir burası arkadaşlar. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor noktasına gelince. Şimdi bakalım yüklü cisimler arasındaki elektriksel kuvvetten bahsetmiş. Biliyorsunuz elektriksel kuvvet elektriksel alan ve elektriksel potansiyel bunlar çok önemli elektriksel alan vektörelken elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür bunlarla ilgili yorum ya da küçük işlemler yaptırabilir bize lütfen dikkat edelim buraları da e, mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor ve bir yere notumuzu alalım. Şimdi düzgün elektriksel alandan bahsetmiş burada. Ne aklımıza geliyor? Düzgün elektriksel alan deyince arkadaşlar paralel levhalar aklımıza geliyor. Burada paralel levhalardan oluşan yine hemen arkasından aklımıza gelen sığa geliyor, değil mi? Şimdi sığa benim için ve ÖSYM için mi bilmiyorum ama yine sorulabilecek sürpriz sorular içerisinde gelebilir. Daha önceki senelerde geldi. 2018 ve 2019'da gelmese de. Şimdi bakın burada Sıada bize şunu bahsetmiş. Biz elektrik devrelerinde 10. sınıfta eşdeğer direnç bulmayı öğrendik değil mi? Eşdeğer direnci bulma gibi Sığa'da da eşdeğer sayı bulma ile ilgili işlemlerimiz vardı. Fakat buralardan soru gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü bize diyorlar ki Bakın ne demişler? Sığa ile ilgili bakayım burada mı diğer sayfada sanırım matematiksel işlemlere girmeyin diyor. Yani sığa nelere bağlı diye birazdan diğer sayfada göstereceğim. Bizim için daha çok bunlar önemli. Bakalım hemen. Şimdi bu sağa geçmeden önce burada atladığımız bir yer var mı? Yüklü iletken paralel levhalar arasındaki elektrik alan bunları bileceğiz. İletken ve paralel levhalar arasındaki oluşan elektrik alanın bağlı olduğu değişkenler analiz etmek. Evet, bunlar normal bilinmesi gereken, çok üstüne düşünmeden bilmemiz gereken şeyler. Çünkü e, yine bir yüklü cisim verip paralel levhalar arasında bunun hareketiyle ilgili, ilmesiyle ilgili bize sorular sorabilir. Hani sapma yaşadığında nasıl olur? Sapmazsa sapmama şartı nedir gibi. Bilgileri göz ardı etmeyelim lütfen. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Evet, bakın burada söylediğim yer sığa. Sığanın neyi? Kapasitesi değil mi? Kapasite bizim için önemli. Ee, sığanın neyi kapasitesi ne demek o ya? Sığa yani kapasite bizim için önemli. Nelere bağlı olduğu bizim için önemli. Nedir? İşte burada işlem yapmak yerine bakın. Hemen söylemiş. Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. Neydi? İşte levhalar Arasındaki uzaklık arttırılıp azaltıldığında ne olur? Araya diyelektrik kat sayısı fazla olan bir şey konulduğunda ne olur? Daha sonra e, levhaların alanlarıyla ilgili bir değişim olduğunda neler olur gibi. Ve daha çok önemli bir şey daha vardı arkadaşlar. Biraz zor soru tipine girerdi. Bunu hatırlayın. Neydi o? Mesela bir sığayı pile yani üretece bağladığınız zaman pil takılıysa üreteçte bağlıyken onun potansiyeli değişmiyordu hatırla. Neyi değişiyordu? Yükü değişebiliyordu. Ama sen onu pilden ayırdığında bu sefer sabit olan şey neydi? Yüktü. Bunu da unutmayın. Bununla ilgili güzel sorular gelir ve oradan sığayı bile e, size sorgulatabilir. Nelere bağlı olduğu yorum sorularına dikkat. Evet dediğim gibi bu sene yine bir manyetizmadan çok güzel sorular sorul gelecek. Geçen sene indiksiyondan geldi değil mi? Gene bu sefer indiksiyon, öz indiksiyon kavramları benim için çok önemli. Bakın şimdi baştan başlayalım. Demiş ki bize üzerinden akım geçen iletken düzgün bir telin çevresinde oluşan halkanın merkezinde ve akım makarasının bobinin yani merkezinde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder. Şimdi bunlarla ilgili arkadaşlar sahil kuralı biliyorsunuz. Bu şeyleri bulmak zorundasınız. Bakın düzgün telde, halkada, ve bobinde oluşan manyetik alanla ilgili hesaplamaları yapmanızı istiyor gördüğünüz gibi. Burada artık işlem var. Yani yorumdan öte işlem de var. Buraya dikkat. Bunları bileceksiniz. Bir de az önce söylediğim gibi indiksiyon akımı. Bakın. Şurada indiksiyon akımı, indiksiyon EMK, öz indiksiyon, Bunlar da çok önemli kavramlar. Lütfen bunları çok iyi bir şekilde çalışıp hemen üstüne bol soru. Hala öz indiksiyonla indiksiyon arasındaki farkı kavrayamadıysanız lütfen tekrar edin. Bir gidip notlarınıza bakın. Sıkıntı yaşadığınız yer varsa dediğim gibi yorumlara yazın. Ben bunlarla ilgili soru çözeceğim. Peki devam ediyorum. Manyetik alan içerisinde akım taşıyan dikdörtgen tel çerçeveye etki eden kuvvetlerin döndürme etkisi yani manyetik tork dediğimiz bakın tork bu da gelebilir bunda bir yere not alın lütfen manyetik tork sorgulanabilir çerçeve verip indiksiyondan bahsettik manyetik akı ve indiksiyon akımı buraları söyledim önemli noktalar indiksiyon EMK'dan bahsettim lütfen bunlara dikkat ve manyetizmanın son konusu Alternatif akım arkadaşlar, alternatif akımdan iki senedir sorumuz geliyor. 2018'de transformatörlerden sordular. Geçen sene ise yine bir devre verip hoparlör bir işte ses sistemi şeklinde oraya bize bir devreyi boş bırakıp devrenin bir kısmını boş bırakıp bobin, direnç ve kondansatörlerden hangisinin konulması gerektiği ile ilgili güzel bir yorum yaptırdı. Yine bu sene de bir yere yazıyoruz banko gelecek konuları sorulardan birisi alternatif akım konusu şimdi burada da yine alternatif akımın devamı var demişiz bakın hemen alternatif akım ve doğru akım devrelerinde direnç bobin ve sığacın davranışları unutmayın Bunlar çok önemlidir Mesela bir bobin Doğru akım devresi kullanıldığında nasıl davranıyordu arkadaşlar? Düz tel varmış gibi davranıyordu değil mi? Sanki orada bobin yok da düz bir telmiş gibi düşünüyorduk. Ya da sığaç yani kondansatör varsa ve bizim devremiz alternatif akım değil de doğru akım kullanılırsa o zaman orada sanki bir anahtar varmış da anahtar açıkmış gibi Sığacın görevi bu şekilde oluyordu. Bunları unutmayalım lütfen. Alternatif akımda nasıl, doğru akımda nasıl davranıyor? Bunlarla ilgili yine yorum sorusu gelir. Bir de bu devrede mesela bir devrenin içerisinde direnç varsa, bobin varsa ve sığaç varsa orada oluşan ne vardır arkadaşlar? Akıma karşı gösterilen zorluk nedir o? Direnç değil mi? Şimdi bildiğimiz direnç bu direnç. Ohmik direnç diyoruz değil mi? Burada alternatif akımda buna R ile gösterdiğimiz büyük R ile. Fakat bobin ve sığacın akıma karşı gösterdiği dirence biz burada ne diyoruz? İndüktif reaktans diyoruz bobininkine. Sığacınkine ise ne diyoruz? Kapasitif reaktans diyoruz. Bunların arkadaşlar nasıl devreyi etkilediğini ve nelere bağlı olduğunu özellikle bakın buraya söylüyorum. Frekansla arasındaki ilişkiyi lütfen dikkat edin. Yani orada önemli olan evet direnç nasıl oluyor? Direncin artması azalması bizim frekansımızı nasıl etkiliyor? Lütfen o noktada yorumları anlamaya çalışın. Sonra devam ediyorum bir deneyimiz vardı. Bir RLC devresi vardı arkadaşlar hatırladığınız gibi. Hepsi olduğunda devremizde ne gerçekleşecek? Bazen rezonans denilen bir olay gerçekleşiyor. İşte o rezonans olayının kısaca şöyle size özetlemek istiyorum. Rezonansta bobinle arkadaşlar kondansatörün o az önce söylediğimiz dirençleri ne yapıyor? XL dediğimiz, XC dediğimiz indüktif reaktans ve kapasitif reaktans değil mi? Bobinle kondansatörün gösterdiği direnç. Bunlar arkadaşlar rezonansta birbirine eşit değerde olacaklar değil mi? Peki rezonansa gelmek ne demek? Bir devre rezonansa geldiğinde devredeki eş değer direnç minimum, akım maksimum değere ulaşır. Bunu yazın bir yere ve orada bir lamba olduğunu düşünürseniz lambanın en parlak yandığı zamandır rezonans ve oradaki frekansa da biz rezonans frekansı diyorduk. Yine burada alternatif akımda önemli bir nokta daha var. Size sorunun içerisinde etkin değerden bahseder. Neydi etkin değer arkadaşlar? Aslında ortalama değer diye düşünebiliriz demiştik, değil mi? Etkin değer bildiğimiz ortalama değerdir. Yalnız işte bizim normal ortalama aldığımız gibi 2'ye bölünmüyor da burada kök 2 değerine bölünüyor çünkü sinüzoidal bir e, grafiğimiz vardı hatırlayın düzgün bir grafik yoktu. O yüzden 2 değil de kök 2'ye bölüyorduk. Şimdi sizin dikkat etmeniz gereken yer şu ampermetre ve voltmetre verirse devrede ya da size ampermetre şu kadar akımı voltmetre bu kadar voltu gösteriyor dediğinde sizin bilmeniz gereken şey nedir? O değerler arkadaşlar bizim etkin değerlerimizdir. Maksimum değer değildir. Peki biz maksimum değeri nasıl buluruz? Etkin değeri kök 2 ile çarptığımızda maksimum değere ulaşırız. Sadece bilmemiz gereken ampermetre ve voltmetrenin etkin değeri gösterdiği bilgisi önemli bir bilgidir. Şimdi dediğim gibi transformatör var. 2018'de karşımıza gelmişti. Bu sene alternatif akımdan e, az önce söylediğim kısımlar önemlidir. Onları iyi bilin ama e, sanki sıra transformatöre tekrar geldi gibi hissediyorum. E, transformatörler oldukça basit bir konu ve siz de eğer e, o belli başlı iki formülü var biliyorsunuz. Onlara dikkat ederseniz sanırım e, birazcık da dediğim gibi dikkat önemli bu konuda kaçırmayacağınız bir yer olacak. Transformatörler oldukça basit bir konudur. Diğer alternatif akım konusuna e, kavramlarına göre. Şimdi burada ideal ve ideal olmayan transformatörlerden bahsetmiştik. Oradan gelir arkadaşlar. Bakın o da burada. İdeal ve ideal olmayan transformatörlerde nedir? İşte primer ve sekonder kısımdaki güç kavramları. Güç bulma, değil mi? Oradaki sarım sayısıyla voltajın nasıl değiştiği. Bunlara dikkat edin. Yine buradan sorgulanabilirsiniz diyorum. 11. sınıfın bütün konularını şimdi size paylaştım. Yalnız 12. sınıfta yine bizim için çok çok önemli. Videom oldukça fazla e, oldu dakika olarak. Şimdi bunu kapatacağım arkadaşlar. Sonra ikinci videomda size 12. sınıfta nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları da söyleyeceğim. E, lütfen dediğim gibi bunları bir şekilde kenara not alın. Kafanıza takılan bir yer varsa mutlaka bana yorumlarda iletin. 12. sınıfın ilk dönem konularında nelere daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci videoda buluşmak üzere. İzlemeyi sakın ihmal etmeyin. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum.